Evet, şu an yayındayız. Moderatörlerimiz buyursunlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hackart Eğitim Yayınları'nın ilkiyle Bager Akbay ile birlikteyiz. Bugün Bager Bey bize kinetik heykel, algoritmik sanat ve otonom sanat makineleriyle ilgili bilgilendirici ve interaktif bir sunum gerçekleştirecek. Ben lafı uzatmadan sözü Bager Bey'e bırakıyorum. Öncesinde de Bager Bey, ilk önce bize biraz kendinizden bahsederek başlarsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Nasıl anlatayım diye düşünüyorum. Ben okuduğum okullardan bahsedeyim sizin. Sonuçta lisede olduğunuz için belki bildiğiniz şeyler ilişkili olabilir. Kadıköy Anadolu'da okudum ortaokulu. Yatılı okudum. Liseyi de Atatürk Fen Lisesi'nde okudum. Matematik ağırlıklı bir öğrenciydim. Yani matematik seven bir öğrenciydim. Birçok alana girdim çıktım ama sonra biraz lisede sanat izleyicisi olarak biraz sanata merak saldım. Ama bir şey yapmadım. Yani izleyiciydim. Filmleri izliyordum. İşte sinemaya gidiyordum, tiyatroya gidiyordum. Harçlığım neye yeterse onu yapıyordum. Bir de kaynağa ulaşmak biraz daha zordu bizim zamanımızda size göre. Yani bayağı zordu galiba. O yüzden onun yöntemlerini bulmakla geçti hayatım aslında. Nasıl güzel dokümanlara, filmlere, kitaplara ulaşırım, oyunlara ulaşırım mesela. Bunlarla geçti zamanım. Sonra üniversitede çok düzgün bir üniversite dönemi yaşamadım. Çok böyle dalgalıydı. Üniversiteyi kazandım ama böyle hoşuma gitmedi. Bir daha girdim, bir daha girdim falan. O süreç uzadı. Yaklaşık bir 10 yıl falan sürdü üniversiteyi bitirmem. O sırada işte yurt dışına bir burs kazanıp gittim. Bizim zamanımızda şeyler vardı. AFS, Roteri bursları vardı. İkisinden de burs kazandım. Japonya'da okudum bir sene. Keyifliydi ama yine de yani o uzun süre üniversite şeyi. Çünkü biraz şeydim. Ne yapmak istediğimi bulmak istiyordum. Kendi paramı kazanıyordum. Öyle bir aileden bir maddi destek alamıyordum çok fazla. O yüzden hem işimi yapıyordum, hem üniversitemi okuyordum, hem de meraklı olduğum şeylerle ilgileniyordum aslında. Kendi üniversitemin dışında da derslere giriyordum. Yani şey değildim, aslında ilgilenmeyen biri değildim. İTÜ'de mesela matematik mühendisliği okurken Boğaziçi'nde işte bilgisayar mühendisliği ve dans dersleri vardı seçmeli. Onlara giriyordum mesela, gidiyordum, katılıyordum falan. Kimseye bir şey demiyordu. Sonra tasarımı bitirdim lisans olarak Yıldız'da. İletişim tasarımı diye geçiyordu bölüm. Onu bitirdim. Ondan sonra akademisyen oldum orada. Öğretim görevlisi oldum. Sonra master yapmaya yurt dışına gittim ondan sonra. İşte biraz sanat üzerine çalışmaya başladım. Yani sanatla ilgilenmem aslında 33-34 yaş falan öyle çok erken değildi. Ama şeyden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sanat anlayışımda biraz farklıydı. Bizim zamanımızda çok daha klasikti şu ana göre. Size bugün anlatacağım işleri bize anlatan kimse yoktu. O yüzden bilmiyorduk yani bunları. Şu anda bile çok bilmiyor da en azından bir alan var. Bu arada şu anda atölyedeyim. O yüzden bir ufak tefek ses gürültü vesaire gelebilir. Göstereyim hatta atölyeyi biraz. Şöyle. Bir kalp var burada. Böyle bir atölye bizim mekan. Hadi şöyle yer diyelim elinde. Üretim alanı aslında. Yani bir sürü şey yaptığımız bir alan. Yok, teşekkürler. Aşağı yukarı hikayem bu. Alanlar arası geçiş çok sorun olmadı benim için. Yani çok dert etmedim, ne yaptığımı çok düşünmedim. Sonradan, yani önce yapıyordum aslında, sonradan ne yaptığıma bakmaya çalışıyordum. Aynı anda o yüzden yani ne bileyim işte bir otomasyon firmasında yazılımcı olarak çalışırken bir tiyatro ekibinde kuklacı idim ve üniversitede başka bir şey okuyordum falan. Bunlar birbiriyle alakasız gibi gözüküyordu. Uzun bir süre herkes şey dedi. Yani niye bu kadar alakasız işler yapıyorsun? Yani uzmanlaşman gerekiyor dediler bana. Size de diyorlardır belki. Bana çok uygun değildi. Yani bunun yanlış uzmanlaşma önerisinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama benim için doğru değildi. Ve ben de bunda inat ettim. Öyle. Genel olarak aslında kabaca bu yaptığım şeyler. Bugün anlatacağım konu aslında birazcık bu sanatla ilgili. Neler dönüyor vesaire. Onunla ilgili anlatmaya çalışacağım. Soru sorabilirsiniz şey sırasında. Chat'i takip ediyorum. Ama YouTube chat'i aynı anda edemeyeceğim galiba. Buranınkini en azından takip ediyorum. Buraya aktarırsanız sevinirim. Şimdi sunum şey yapayım. Bugün bahsedeceğim konu formülden başlayacağım. Yani formülle yapılan eser
ne demek? Bu şöyle bir kavram. Yani formülle bir şey yapmak, yani yemek yapmakla yemek tarifi yazmak arasında ne fark var? Ona bakmak gerekiyor. Aslında ikisi de bir eylem içeriyor. Birisi daha fiziksel bir eylem içeriyor, birisi daha zihinsel bir eylem içeriyor. Birisi daha planlama gibi düşünebilirsiniz. Planlamanın kendisi bir eser midir? Yani yemeğin kendisi bir eserken, bir üretimken, planlamanın kendisi de bir üretim midir diye baktığınızda aslında evet, o da öyle. Planlamayı nasıl yaptığınız da önemli. Yani yemek tarifini nasıl yazdığınız çok önemlidir. Tekrar edilebilirliği önemlidir mesela. Kişiselleştirilebilirliği önemlidir. Mekana ve zamana uygun uyarlanabilirliği önemlidir. Vesaire. O yüzden iyi tarif kitapları vardır mesela. Bu tarif yemek alanında çok bildiğimiz bir şey. Aynı şekilde müzik alanında da bildiğimiz bir şey. Müzikte de işte müzik yapan kişiler genelde bir nota kağıdına bakıp, eskiden en azından hala da var ama eskiden daha yaygındı. Bir nota kağıdına bakıp oradan müziği yaparlardı. Yani aslında müzik kağıdını bir kod gibi düşünüp onu çalan kişiyle bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta o kağıt o kişiye geliyordu ve o kişi o enstrümanla beraber o kağıttaki yazının ses karşılığını çıkartıyordu. Formül böyle bir şey. O yüzden eskiden beri olan bir şey aslında. Yeni bir şey değil. Yani kodla yaptığınız şeyse bilgisayarın ne olduğunu anlamak lazım orada. Bilgisayarın insandan farkını anlamak lazım. İnsanlar iyi aşçı, kodu birebir yapabilen aşçı aslında. Yani iyi kod ve iyi yemek yapan, tekrar edebilen o deneyi. Farklı malzemede de aynı sonucu alabilecek şekilde yorumlayabilen kişi. İyi müzisyende de bu var. Çok iyi de olmayabilir. Çok iyi yine daha çok yorum katıyor olabilir ama iyi bir performans yapan kişi aslında oradaki notadaki şeyi iyi aktarabilen oluyor. Bilgisayar aslında bir nevi bilimin, bilimsel düşüncenin vücut bulmuş hali gibi diyebilirim temelde. Çünkü bilgisayarın en önemli özelliği tekrar edilebilir deney kavramının olması. Yani benim bilgisayarımda çalışan bir şeyin sizin bilgisayarınızda çalışması ve bunun aşağı yukarı aynı sonucu veriyor olması, bu deneye benziyor baktığınızda. Bir bilim çalışması yaptığınızda, başkası da aynı deneyi yaptığında aynı sonucu almasını bekleriz ya. Bilgisayar aslında temelde buna benziyor yapı olarak. O yüzden bir, yani bu Turing Complete istediğim bir kavram aslında. Yani Turing bir sürü şey yapabilen, her şeyi demeyeyim de birçok şeyi, birçok matematiksel formülü uygulayabilen makineler bunlar baktığımızda. Mesela formül oraya geçiyor. Ama önce formülden bir ilerleyelim. Şimdi eskiden sanat dediğimizde algıladığımız şey işte resim, müzik, heykel, tiyatro vesaire gibi alanlar. Klasik olanlar bunlar daha çok. Şimdi burada bir resim görüyoruz. Mesela rüzgarın resmini çizmiş iki sanatçı. Ve iki farklı tasvirle rüzgarı görüyoruz. Yani birinde bir saksı devriliyor ve çiçekler uçuyor. Diğerinde ağacın dallarının hareketinden rüzgarı görebiliyoruz. 1950 civarında Yoko Ono, 1960'da Yoko Ono bir şeyde bunu bir yazıyla yapmayı tercih ediyor. Aslında tarifi yazıyor. Diyor ki işte bir tane tohumla dolu bir torbanın, bir torbaya tohum doldurun, bir köşesini kesin torbanın, sonra bunu rüzgar olan bir yere bırakın diyor. Şimdi burada bir aslında bir eylem bize bir direktif veriyor. Yani bu kod gibi bakabilirsiniz buna, tarife. Mesela biz de kafamızda bunu canlandırıyoruz. Yani siz bunu kafanızda canlandırdığınızda başka bir tohum türü, mesela biz bunu işte konuştuğumuzda örnek vereyim. Benim aklıma şeyler geliyordu. O beyaz kocaman uçan hani tohumlar vardı ya, üflersiniz böyle hani havalar uçar. Ama mesela başka bir arkadaşım aklıma başka bir tohum geliyordu. Yani benim aklıma bez bir torba geliyordu. Onun aklına plastik bir torba geliyordu vesaire. Mesela kafanızdaki çarptığı zaman çıkan şey farklı. Sanatçı aslında bunu yapıyor. Yani mesela sadece bu değil tabii. Bu kadar basit bir örnek üzerinden gitmeyelim. Fluxus akımına bakarsanız da vardır bu. Da demek ne kadar zormuş. Dada akımında var bu. Fluxus'ta daha çok var. Fluxus üzerinden bakarsanız Fluxus performanslarının kitapları vardır. Orada bu tip böyle binlerce uygulama görebilirsiniz. Yani mesela performans sanatından bir örnek vereyim. Her güne bir performans koyuyor sanatçılar mesela. İşte diyor ki bir sergiye gidiyorsunuz ve o gün orada bir görev var size verilen. En yakın şelaleye gidin ve 15 dakika şelaleyi izleyin. Performans bu kadar. Ya da işte atıyorum bir taksiye binin, şehrin diğer ucuna gitmesini söyleyin ve şehri izleyin. Şimdi baktığınızda aslında çok günlük rutinde yaptığınız bir eyleme benziyor bu. Ama bunu sadece bunu yapmak için yaptığınızda başka bir şey dönüyor. Yani 15 dakika bir şey izleyebilirsiniz. Şelale dedim bu arada ya.
Fiske gibi işte bu şeyde bulunan şehirde bulunan versiyonundan bahsediyor. Fountain diyor işte. Sadece bunu yapmak için yaptığınızda kendisi farklı bir eyleme dönüşüyor. Sanatçıların bunu yapma sebebi bu arada şey değil. Yani formül değil aslında ama mesela bu daha eski bir örnek. Bu Dada'dan bir örnek. 1920'den Tristan Tzara'nın bir şiiri. Yani bunun kendisi bir şiir. Ama bize nasıl şiir yapacağımızla ilgili bir kılavuz da veriyor. Diyor ki gazeteden bir yazı kesin. Oradan kelimeleri tek tek kesin. İşte bir torbaya atın. Yine bir torba var. İlginç. Torbadan teker teker kelimeleri çekin diyor aslında. Ve sonra bunları kağıda dizin. Şiirinizi yapmış olursunuz diyor. Aslında şiir tam olarak böyle değil. Biraz daha uzun ama ben özellikle kendi anlattığım perspektiften eserleri değerlendiriyorum. Çünkü sanatçının burada yapmak istediği şey bambaşka bir şey aslında. Yani o dönem Birinci Dünya Savaşı var. İşte dünya çok anlamsız bir yere dönmüş durumda. Akılla nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü akıl iyi şeyler yaptığı gibi silahlar da yapıyor. Irkçılığı da arttırabiliyor vesaire. Dolayısıyla biraz orada sanat ne ki, niye yaşıyoruz eleştirisi de var bunların içerisinde. Sanatın kalıplarını kırma, o anlamın kalıplarını kırma da var ama ben oradan bakmıyorum burada. Burada formül üzerinden yapılan işler olarak bakıyorum. Bu daha da eski bir iş. 1910 olabilir o civarlar. Vladimir Prop, Rus bir biçim bilimci, morfoloji diye geçen bir alan. Zaten sonra işte sosyologlar falan gelecek, dil bilim alanı kurulacak. Sonra işte 60'larda Chomsky'lere falan geçilecek ama onların çok öncesinde Prop şunu yapıyor. Prop'un böyle zengin arkadaşları var, masal koleksiyonları olan. Onlardan koleksiyonlarını istiyor ve soru basit aslında Prop'un yaklaştığı. Diyor ki masal kitaplarını nasıl sınıflandırabiliriz? Yani bir rafa nasıl dizeriz? Çünkü normalde nasıl diziliyor? İşte çocuk masalları, işte korku masalları, fable'lar falan diye bir kategori var. Bu hoşuna gitmiyor çünkü şey görüyor mesela bir fable'la bir çocuk kitabıyla bir korku masalının aynı hikaye olduğunu. Sadece hikayede geçen kahramanların ve kötü karakterlerin farklı olduğunu, birine daha çok vahşet olduğunu, birine daha çok ayrıntı olduğunu vesaire görüyor. Ama hikayenin aynı olduğunu söylüyor. O yüzden dramaturjiyle sınıflandırabilir miyiz diyor. Yani hikaye kurgusuyla sınıflandırabilir miyiz diyor ve bu masalların hepsine bir sınıflandırma sistemi koyuyor. Buradaki örnekte şu an gördüğünüz bu alfabetalı olan işte sınıflandırma metodu bir masal aslında. Bir masal çözümlemesi görüyorsunuz. Bu kitap var. Türkçe'de tekrar yayınlandı. Bende BFS yayınları kopyası var ama daha eski bir kopyası da var. Tekrar yeniden çıktı başka bir şeyden, yayın evinden. İş Bankası olabilir, emin değilim. Bulabilirsiniz. Çok eski bir yazı ama yani bir 100 yıllık bir yazıdan bahsediyoruz aslında yani. Neyse, şunu yapıyor mesela, hepsini incelediğinde biraz zor da olsa şeyleri buluyor. Mesela alfa dediği aslında otoritenin sarsılması mesela, örnek veriyorum. Otoritenin sarsılması ne demek? Yani var olan statikonun bozulması gerekiyor masalın başlayabilmesi için. Örnek vereyim işte, anne evden işe gider. Bu kadar basit bir şey olabilir. Ya da işte baba vefat eder. Ya da işte kral ölür. Güneş kaybolur. Hani size tanıdık gelmiştir zaten. Aşağı yukarı bütün masallar böyle bir kayıpla, bir statikonun bozulması, çocuk kalkar ve elini göremez falan gibi. Bir eksiklik de başlıyor. Sonra kahramana bir yasak konuyor ya da bir görev veriliyor. Yani otorite giderken işte sakın o kutuya bakma mesela. Ama şimdi yasağın türleri olduğunu fark ediyor. Bunlar işte beta 1, beta 2, beta 3 diyor mesela. Yasak efendim normal bir yasak olsun yani kutuya bakma. Ya da bir görev olsun diyor. Kardeşine göz kulak ol. Şimdi bu bir görev, beta 2 olsun mu diyor. Beta 3 diyor mesela konmaya gerek olmayan görevler. Yani herkesin bildiği yasaklar. Mesela nedir? Geceleri ormana gidilmez. Değil mi? Yani herkesin bildiği bir yasak. Sonra diyor ki işte gama işte çiğnenir yasak. Nasıl çiğnenir? İsteyerek, istemeyerek falan diye bütün hikaye böyle çözümlüyor. İşte orada bir şeyini kaybediyor kahraman. Kaybettiği şeyi bulmak için bilgi arayışına gidiyor. Bilgeyi bulmaya çalışıyor. Bilge kişiyi bulurken yolda maceralar geçiriyor falan. Ona ulaşıyor. Sonra gidip kötü karakterle karşılaşıyor. Kaybediyor. Orada bir döngü var mesela. Olumsuz ise aşağı dön falan gibi o birikler. Onlar aslında o kahraman tekrar tekrar deneme halleri. Şimdi baktığınızda burada bir buna dramaturji deniyor normalde aslında ama baktığınızda koda çok benziyor. Yani bir formül var, bir akış var, bir planlama var. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız şey kodlamada
Tabii ki şöyle oluyor. Bir alet yapmak için de bir kod yazabilirsiniz. Yani uzaktan komandalı bir robot böyle bir problemle ilgilenmiyor mesela. Ama kavramsal olarak bir sistemi anlamak için de bir robot bir kod yazabilirsiniz. Mesela hikaye burada ilginçleşiyor benim açımdan. Sol Levitt mesela önemli isimlerden biri duvar çizimleri yaptırıyor. Öğrencilerine formüller veriyor sonra gidiyor. Yani düşünsenize resmi yapmıyor. Formülleri yazıyor. Formüllerde bazılarında rastgelelik içerebiliyor. Bazılarında öğrencinin yorumunu gerektirtebiliyor. Bazıları birebir çok net yani 30 santim 45 lira açıda şunu çizin de diyebiliyor. Formüllerin farklı tipleri var ve bu formüllerle çıkan görseller arasındaki ilişkileri sorguluyor aslında. Bu biraz anlaşılması zor bir örnek. Heykelden, ender örneklerden biri. Burada fiziksel olarak yapı bir formül. Yani burada bir cam küp var. İçinde bir su birikintisi var. Ve su ortamın sıcaklığına ve ziyaretçi sayısına göre buharlaşıyor. Camdan tekrar geri akıyor. Bu kadar aslında çok doğal bir sistem. Ama sistem kapalı bir sistem ya aslında. Bir makine bu. Ve içinde bir şey oluyor. Bir kimyasal bir reaksiyon oluyor sürekli olarak. Bir şey buharlaşıyor, geri aşağı iniyor. Diyor ki kod buradaki fiziksel şekildir diyor. Yani sınırıdır diyor. Ve onun içerisindeki fizik kuralları, kimya kuralları vesairedir diyor. Bunlarla çalışıyor diyor. Şimdi yazılıma geldiğimizde bunun ilk örneklerinde. Mesela Harold Cohen 90'ların başında 80'lerde robotlar yapıyor. Boyama yapabilen, yani resim yapabilen fiziksel robotlar yapıyor. Ve bunlarla resimler çizdiriyor. Harold Cohen'in çoğu şeyi yok. Yani özgür yazılım kavramı henüz yok tabii o 80'lerde. Harold Cohen'in de öyle bir yaklaşımı yok. O yüzden kodlarını göremiyoruz. O yüzden ne yaptığını tam bilmiyoruz. O yüzden ben bu esere biraz daha teknik şey olarak yaklaşıyorum. Yani sanatçı burada farklı bir arayış için bunları deniyor gibi geliyor. Ama çünkü burada tariften bahsediyorsak tarifin görülmesinin önemi var. Yani ben bir kodla bir iş yaptım ama ne yaptığımı söylemiyorum. Bu değil bahsettiğimiz çünkü bu ayrı bir şey yani. Kodun kendisinin bir metin olması yani o felsefi bir metin gibi yani kod bir şey söylüyor aslında. Eser aslında kod oluyor. Diğeri onun çıktısı haline gelebiliyor. Ray Kurzweil'i belki biliyorsunuzdur. Önemli insanlardan biri o da. İşte onun ilk 90'larda yaptığı Cybernetic Poet. İşte şiir yazan yazılımlardan biri mesela bu da. Burada hikaye karışık şiir yazma teknolojisinde. Yani başta bunlar genelde zaten biliyorsunuzdur birazcık bu yapay zeka çalışmaları başta aslında kurallarla yapacağız diye düşünüyorduk. Yani bir sürü kurallar gireceğiz sisteme ve o kurallarla öğrenecek. Satranç yazılımları vesaire böyle yürüyordu. Sonra işte yapay sinir ağları keşfedildi. Kendi kendine öğrenmek ne demek üzerine çok basit bir deneme yapabildik aslında. Orada da şey var aslında yapay zeka yani yapay sinir ağları aşağı yukarı Turing makinesinin içinde bir Turing makinesi daha yapmak gibi bir şey. Yani bilgisayar kod yazsa nasıl bir dilde yazardı derseniz aslında sinir ağları çıkar karşınıza. Yani bilgisayarın kör bir şekilde kod yazabildiği bir alan gibi. Mesela buradaki örnekte nasıl bir teknik kullandığını Ray Kurzweil'in hatırlamıyorum ama bu muhtemelen primitif bir örnektir. Çünkü 90'lardan bir iş diye hatırlıyorum. Sadece Markov zincirleri kullanan modeller var. Benim de yaptığım bu şair robot Deniz Yılmaz'ı belki bilen vardır aranızda. Benim de yaptığım iş hatta şu an arkamda duruyor. Gözükmüyor şu siyah arkadaşın arkasında. Bir robot yaptım işte şiirler yazıyordu vesaire böyle gazeteye çıkmaya çalıştı. Başaramadı sonra bir sürü başından hikaye geçti kendi kitabını yayınladı falan. İnternette var dokümanları bulabilirsiniz. Belki soru olursa da bahsederim çok az. Dolayısıyla orada da Markov zincirleri var. Markov zinciri de aslında istatistiksel bir yaklaşım. Yani şey gibi hani cep telefonunda bir kelime yazarken bir sonraki kelimeyi önerir ya. Onu nasıl yapıyor aslında? İstatistiksel olarak önceki önerilerden yapıyor. Böyle şiir de yazabilirsiniz. Yani gidin bir kitabın rastgele bir sayfasını açın bir kelime alın. O kelimeyi yazın cep telefonunuzdaki şey programına, WhatsApp'ın, maile bir şeye. Sonra o kelimenin bir sonrakine tıklayın otomatikman. Sonra bir arkadaşınıza yollayın. Yani buna benzer bir şey. Ha ne olabilir? Bu da bazı kurallar koyabilirsiniz. Dersiniz ki atıyorum 3-4 kelimede bir satır sonu olacak. Ya da satır sonu da bir girdi olabilir. Yani siz kendiniz bu eğitimini yaparsanız satır sonu da bir girdi, karakter gibi tanımlayabilirsiniz ve satır sonu da kendi bulabilir. Şiir sonunu da kendi bulabilir. Şiir sonu da bir karakter olabilir vesaire. Ya da işte atıyorum kafiye yapacaksanız onun gelen olasılıklardan kafiyeli olacak şekilde tekrar tekrar denetebilirsiniz. Sonuçta siz yazdığınıza göre mesela Deniz Yılmaz benim o şair robot öyle yapıyor. Sürekli deniyor uyacak şeyi bulmaya başlıyor ama kafiye sorunu yaşamamak için sondan başa yazıyor şiirleri.
Yani kafiyeye karar veriyor. Kafiye uyan kelimeyi bulup ondan bir önceki kelimeyi bularak ilerliyor. Bir de vezinleri kontrol ediyor. Aruz vezinlerine falan bakıyor. Next Rembrandt ilginç bir iş. Bir reklam projesi bu. Bir sanat projesi değil. Ama Rembrandt'la ilişkili olduğu için sanata dokunuyor gibi biraz. Rembrandt'ın yaptığı eserleri alıyorlar, analiz ediyorlar. Güzel bir şeyi var. Yani tabii reklam projesi olduğu için videosu güzel üretilmiş durumda. Bunu getirdiğimde gözüküyor mu şimdi ekrana, yoksa tabımı paylaştım? Görebiliyoruz şu an, sıkıntı yok. Tamam. Sesini kapatayım, o arkada dönsün. İşte Rembrandt'ın eserlerini inceliyorlar. Rembrandt nasıl bir eser yaparız diye. Ve portreye karar veriyorlar. Şuradan biraz ilerleyeyim. Birkaç data olan şeye geleceğiz. Bu portrelerden yapmaya karar veriyorlar. Aslında Next Rembrandt adı tabii reklam projesi olduğu için Next Rembrandt. Gerçek adı Average Rembrandt. Yani ortalama bir Rembrandt çıkartıyorlar diyebiliriz. Bir de üç boyutlu tarayıcıları falan kullanıp hani gerçekten nasıl yaparız da bakıyorlar. Neyse bir şeyler çıkartıp işte Rembrandt'ın şeyine karar veriyor. İşte beyaz bir erkek, cinsiyet daha çok erkek çizmiş. O yüzden erkeğe karar veriyorlar. İşte kafasının açısına karar veriyorlar. İşte atıyorum işte kıyafetleri, işte mesela bunları baştan çıkartıyorlar. İşte mesela sakalı olacak ya da bıyığı olacak. 30-40 yaşlarında siyah kıyafetli, işte beyaz şey yakalı, şapkalı ve sağa doğru bakan. Şimdi aslında bu ortalama Rembrandt. İşte demin dediğim o. Çünkü Rembrandt günümüzde olsa gidip bir beyaz erkeğin real boyasını yapmaz herhalde. Yani bu kadar saçma bir şey olmaz ama neyse, yani buradaki şeyde bir oradan sanki olmayan bir eserini bulmaya çalışıyorlar gibi düşünebiliriz. Sonra da parçalara giriyorlar, işte gözü nasıl yapmış, göz tiplerini çıkartıyorlar falan. Bu analizlerden bir sürü o parça özelliklerini çıkartıp onlarda da benzer şeyleri uyguluyorlar, formülleri. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Taramayla, üç boyutlu yazıcıyla aslında yağlı boyanın o yüksekliğini taklit etmeye çalışıyorlar. Bir nevi diyebiliriz. Ve ondan sonra o Rembrandt demin en başta gösterdiğim eseri şunu üretiyorlar. Şöyle alayım. Benjamin'in portresi ise çok daha yüksek bir teknoloji bence buna göre. GAN'ları kullanıyor. GAN algoritmalarını kullanıyor. GAN algoritmasını kullan. GAN şöyle düşünebilirsiniz. GAN'ı çok zor anlatmam ama basitçe şöyle anlatabilirim. Rembrandt örneğini anlatayım. Ya da yok, sanat tarihini anlatayım. Portre düşünelim, tamam mı? Sanat tarihindeki bu zaten öyle. Benjamin'in portresi öyle. Sanat tarihindeki bütün portreleri veriyorlar bilgisayara. Sonra diyorlar ki bir yazılım yazalım ve bir bunların arasına sızmaya çalışan bir portre yapsın. Yapıyorlar. Kötü oluyor tabii yani. Mesela ne yapıyorsun? Bir tane yazılım yazıyorsun. Hangisinin sızdığını tespit etsin. İki yazılım birbirine kapışsın diyorlar. Yani o sızdırmaya çalışsın, öbürü keşfetsin. Şey gibi, iki arkadaş bir oyun oynuyor gibi düşünün. Ve gitgide kalitesi otomatikman artıyor ve bir yerde diğerinin çözemeyeceği bir yere geliyor. Hala bizim çözebileceğimiz bir yerde, şu portreden gördüğünüz gibi aslında bu hala giremez. Yani bir insan bunun hala başka bir şey olduğunu anlar ama yine de ilginç bir şekilde sıfırdan olmayan bir portreyi üretebiliyor. Bu deminki gibi böyle karar verdiler, bunu yaptılar değil. Aslında yine aynı mantıkta, yine bir beyaz erkek sağa bakıyor, beyaz yakası var farkındaysanız. Aynı şey ama bunu bilgisayar buluyor bu sefer. Yani insanlar karar vermiyor. O yüzden bu ilginç bir yerde diyebilirim. Ama tabii burada da başka teknik sorunlar var. Mesela bunu yapan çocuk, yani sanat kısmına çok girmek istemiyorum ama bunu yapan çocuklar aslında o kodun sahibi değil falan. Başkasının koduyla yapıyorlar falan bilmem ne gibi. Bunlar üzerine yazılar çıktı. Ben de yazdım birkaç tane yayında. Bakabilirsiniz, internette bulabilirsiniz. Türkçe de var. Benjamin'in portresi üzerine şeyler var. Ayrıntılar var. Ha, şimdi kinetik heykele geçeceğim. Geçmeden bir soru gelmiş Emre'den. Emre Altınok'tan. Şair robotu nasıl yaptım? Nasıl teknikler kullandım? Dedim Markov zincirleri var. İstatistik olarak o arda arda gelme. Yani yazılımı öyle. Hatta göstereyim o sırada videosunu da. Var mı düzgün bir videosu? Şu var. Ve
fiziksel olarak yaptım. Yani yazıyı o fiziksel olarak. CNC makinesi vardı atölyede o sırada. Ben CNC makinesi kullanmayı pek bilmiyordum. Ama oturup öğrendim. CNC makinesinin şeyinde, şurada başta biraz daha net gösteriyor galiba. Şöyle bir kalem takıyorum CNC makinesi. CNC makinesi şey gibi, 3 boyutlu matkap gibi düşünebilirsiniz bilmeyenler için. Sanki o matkapla değecekmiş gibi ama yazı yazıyor. İşte kalemi ayarlıyorum. Burada ne yaptım teknik olarak? Şöyle bir şey yaptım. Birçok şey denedim bu arada. Yani insana benzemesi. Çünkü burada dert şeydi. Şair robotun aslında Posta Gazetesi'nin yurdumun şairlerinin köşesine çıkmasıydı. O yüzden ortalama bir insan gibi yapması yeterliydi. Mesela insan yazısı nedir diye bir çalışma yaptım işte. Bir yaklaşık 3-4 gün araştırdım. Yani stenografi dediğimiz alan aslında. Yani. Hani sahte yazı, insan yazısı nasıl tespit edilir bilmem ne falan. Yaklaşık 20 tane şey belirledim kendime. Yani önce bunu yapayım, sonra bunu yapayım. En iyisi o 20'nin yapılma hali. Yani örnek vereyim, mesela 17. 18. basamakta şey vardı. Yazı yazarken kolumuz, elimiz ilerlerken bir yerden sonra dirsekle uzunluğumuz yetmez. Dirseğimizi hareket ettiririz. O yüzden harflerde dikey açıdan bir dalgalanma oluşur. Hani bu hassasiyete kadar veri var aslında bir sürü. Burada 3. 4. basamakta kimse anlamıyordu artık makinenin yazdığını. Benim el yazımdan yaptım. Çünkü insanları çalıştırmak istemedim. Başka insanları yormak istemedim. Bir tablet programı yaptım. Ona işte bana A harfini yap diyor. A yapıyorum. Sonra bir sürü A, B, C, D'yi topluyor benden. En sorunlu olanları atıyor. Sonra bir dinamik tipografi yazılımı yazdım. Yani o benim tekst olarak girdiğim şeyi buradaki CNC-G koduna çeviren bir yazılım yazdım. Sonra CNC makinesine koydum ve tıkır tıkır işte demin şurada gördüğünüz gibi yazmaya başladım. Kabaca bu. Şeydi ama bu şeyi farklı. Sonra ben bunu CNC'de yaptım ilk olarak. Sonra tekrar edilmesi çok zor olduğu için ben de eserlerimin büyülü gibi gözükmesini seven biri değilim. O yüzden tekrar edilebilmesi için şey yaptım. XY plotter vardır, Makeblown biliyorsunuzdur belki. Ona aktardım. Dolayısıyla işte şu an kaç para bilmiyorum ama 2-3-2000 liraya alıp evde yapılabilecek hale gelmesini sağlamak için öyle bir şey yaptım. Şu an o plotter'da çalışır hali burada var. Burada 3-4 farklı robot tipi de denedim o süreç içerisinde. Daha basitleri denedim ama performansı iyi olmadı. Deniz Yılmaz'ın fiziksel tekniği bu. Yazılım tekniği de 12.000 tane şiiri Markov analizine sokuyor. Dediğim gibi vezin bilgisi var. Ve basit bir algoritması var. Daha ayrıntılı bir soru gelirse anlatabilirim de. Kinetik heykel, kinetik heykelleri video olarak göstereceğim. İki tane iş göstereceğim. Çok fazla göstermeyeceğim. Çok da uzatmak istemiyorum zaten. Birisi Theo Jansen'in bir işi. Çok güzel konuşmaları da var Theo Jansen'in. Theo Jansen mesela çok eski teknikleri kullanıyor. Yani kinetik heykel dediğimizde aklımıza genelde işte robot, elektronik vesaire geliyor. Mesela Theo Jansen pneumatik kullanıyor. Rüzgar ve basınç enerjisini kullanıyor. Buradaki aletler çok ilginç. Yani ayrıntılı olarak incelemenizi tavsiye ederim. Böyle çok açacaktır aklınızı. Mesela rüzgar enerjisini işte depolayabiliyor yani. Havayı basınçla depolayıp tekrar ilerleyebiliyor vesaire. Böyle şeyler yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. Hiçbir elektronik parça yok ve suya gireceği zaman anlayıp geri dönebiliyor mesela. Yani hani bunu normalde biz böyle elektronik sensörlerle yapmaya çalışırız ya. Bayağı bunu pneumatik yöntemlerle yapmış. Çünkü bir tane boru koymuş. O boru suya girince hafifçe suyu yukarı alıyor. Su bir şeyin içine girince oradaki valve geri dönüyor basınç aldığı için. Tak diye sudan kaçmaya başlıyor. Yani gittiği yön neyse tersine dönüyor mesela. Ya da aşırı rüzgar olursa mesela bu şey aşırı hızlı dönerse kendini yere çakıyor. Yani rüzgarın şiddetine göre kendini sabitleyebiliyor falan. Çok ilginç çözümlemeleri var. Zaten şu açıdan değerli Theo Jansen. Elektriği bulduğumuz için bu yoldan gittik arkadaşlar. Elektriği bulmasaydık hala mekanik sistemler olacak. Yani bu şeylerde görürsünüz biraz. Otomat diye geçer bu kavram. Otomatların dünyalarıyla ilgili bilim kurgu filmleri ve kitapları vardır. Orada mekanik sistemler vardır mesela. Evet. Bir tane daha göstereyim. İki tane daha var hatta. Bir Daniel Rosin'i göstereyim. Daniel Rosin'in çok işi var. Bakabilirsiniz. Şimdi bir liste atacağım zaten chat'e. Uzun bir liste. Böyle şeyler yapıyor. Aynalar yapıyor bir nevi. Yani burada bir kamera var aslında. Kamera oradaki kişinin yüzünü algılıyor. Ve oradaki tahtalar belirli bir açıda dönerek ortamın ışığından yararlanarak koyu açıkmış gibi gözüküyor. Aslında bir tahta parçası.
yukarı aşağı dönüyor yani. Bütün olay o. Yakın plan çekimi ama bakın şurada görüyorsunuz daha iyi. Yani bayağı tahtaların hareketinden bir ayna oluşturuyor. Böyle bayağı yıllardır ayna üzerine çalışan birisi. Daniel Rosen'in çok güzel işleri vardır. Bir de Arthur Ganson'da bir aslında elektrik sistem kullanan ama bunların birbirine geçişini çok iyi çözümleyen bir sanatçı ve bir nevi mekanik deha da diyebiliriz. Şurada işleri var mı? İlk animasyon sanatçısı bu arada bence. Kendisi de öyle zaten biraz tarif ediyor. Böyle sistemler yapıyor. Şu demin çok az gözüktü ama. Yani bir tane motor düşünün. Bir DC motorla ne yapabilirsiniz değil mi? Hani bir tane DC motorunuz var. Hiçbir şey yapamamanız gerekiyor. Şunu geçersin. Ha, şu aleti yapıyor yani. Bir DC motorla birbirine bağlı bir sürü mekanik sistem. Çarklar vesaireler. Şimdi bakın şuraya bakın ayrıntılara. Gerçekten çok karmaşık karar verme mekanizmaları vesaire kuruyor. Ve bunların hepsi telleri bükerek yapıyor yani. Karmaşık bir şey. Yani var karmaşıklık ama başka bir seviyede. Yani zamanlayıcılar, ters yöne dönme şeyleri vesaire, o logic, mantıksal kapıları mekanik olarak çözümlüyor. Deminki Tao Yuen'in işlerine biraz o yüzden kısmen benziyor. Kapıları yine orada görüyoruz aslında. Ve çok ilginç hareketler tasarlıyor. Mesela bakın burada bir tane kadın figürü var yukarıda. Ve sadece yürüyor. Adam galiba. Evet adam galiba. Emin değilim. Burada dönüyor bir yerden sonra. Yani bir tek kola bağlı bir mekanik sistem onun böyle yürüme sallanmasına kadar yani hani ufak ufak ayrıntılarını buradaki bütün her şey bu ayrıntıları taşıyor aslında burada. Mesela bu da çok güzeldir. Lades kemiği ve yürüyor yani. Ve o şeyi anlatır böyle işte atıyorum yaşlı birinin yürüyüşünü taklit ettiğini sistemin bir tam halini gösterebilirse şurada bir bakalım. Tam basıyordum buldum. Bırakırsam basmış olacağım. Böyle bir makine. Makine çok estetik yani baktığınızda. Çok acayip. Çok farklı şeyleri var. Aferin. Şuradan kinetik heykel listesini aslında komple atabilirim galiba chat'e. Bakıyorum. Evet. Ben bir tane ders veriyorum de o üniversite dersi onun notlarından şuraya ben uzun bir liste atacağım. Bunun internette çünkü kaynağı yok çok fazla. Oradan bakabilirsiniz. Okuma notları da var. Bazı sanatçılar var vesaire. Ya aslında bu bir külliyat, kinetik heykel diye bakarsanız bayağı bir külliyatı var aslında. Bakayım başka. Ya benim çalışmalarım ha burada vardı görselleri Deniz Yılmaz'ın. Ha buraya eklemişim. Aklıma gelmedi. İşte bu ilk fotoğrafının bulunması hikayesi. İşte Posta Gazetesi'ndeki şairlerin yüzlerini tarıyorum. Oradan bu ortalama yüzü çıkıyor. İsmi de öyle. Deniz Türkçedeki en yaygın unisex isim. Yılmaz en yaygın soyad. Sonra bu yazı şeyi geliyor işte. Siyasinin ilk hali bu. Sonra şiir yazmada önce sözlük besliyorum. Burada yine şeyler var. Açık kapalı hece var yani hani edebiyattan hatırlayanlar bilir. Yani apul, kaniş, a ve k açık hece. Pul ve niş kapalı hece. Sessiz harfle bittiği için. Mesela o vezni uygun burada ama anlam yok. Çünkü kelimeleri kök olarak kullanıyor ve frekans yok. Sonra işte yavaş yavaş toparlıyor. Mesela burada gazete yazılarını beslediğimdeki hali. İşte geldik açıklıyor Taksim kuralların, sulak performansla pişman çalışmanın falan. Böyle dili hala bir şiir değil, dili değil. Çünkü sürekli gazete okuyan biri ancak bunu yazabilir yani. Başka bir şey yaşamıyor. Sadece gazete okuyarak şiir yazmaya kalksanız aşağı yukarı böyle bir şey çıkar. Sonra işte şiir okuduğu zamanki şiirlerinden biri. İnternette var bunlar. O yüzden çok aynısına girmeyeceğim. İşte sonra kendi zarfını yazıyor. Facebook sayfası var. Bu benim bahsettiğim plotter'a çevirme hali. Sonra bir sanatçı kariyeri var. Orası biraz sanat bir alan. Yani para kazanıyor. Bu parayı ne yapacağız? Ben kullanabilir miyim bu parayı? O zaman robotun hakkını almış olurum elinden. O yüzden ona bir şey yapıyoruz. Bütçe ayırıyoruz. Bankada bir hesap açıyoruz falan. İşte kendi parasını yönetiyor. Fan grubu onun adına kararlar vermeye başlıyor gibi bir hak arayışı üzerine bir dava var. Sonra şiir kitabı basılıyor falan diye. En son bu çobana girmeyeceğim. Galiba benim sunumum
Bitti. Algoritmik sanatla da ilgili birazcık şey atayım. Bakıyorum bir notlarıma. Şeyi atacağım. Bir tane Flu TV'de yaptığım bir video var. Onun linkini atacağım. Onun altında, videoların altında böyle şey olur ya. Videonun başta tıkladığınızda altına açıklaması olur. Açıklamasına bakarsanız orada böyle gerçekten onlarca link var. Onlara bakabilirsiniz. Orada uzun uzun birçok yine deminki attığım gibi listeyi oraya yaptım. Kinetik heykeli hiç internette anlatmadığım için o liste yok. O yüzden onu veremedim. Benim anlatacaklarım kabaca bu kadar. 35 dakika iyi. Sorularla devam edebiliriz bence. Ben teşekkür ederim. Bu sırada linkler ve kaynaklar hakkında biz YouTube'a bunları aktarıp video açıklamalarına koyacağız. Onu da buradan bildirmiş olurum. Ardından gelen soruları artık cevaplayabiliriz. Ben bir soru sormak istiyorum. Az önce işte bilgisayarların insanlardan farkından ve aslında biraz da kendi tekrar edebilen deney kavramından bahsettiniz. Şöyle ileride şu an insan elinden çıkmış sanatla veya işte dijital sanat olarak adlandırmak doğru bilmiyorum ama dijital sanat insan elinden çıkmış gibi bir maddi değer kazanabilir mi? İleride yani alınıp satılan bir noktaya gelebilir mi? Yine şimdi insan elinden çıkan bir şey ama bu değil mi? Öyle anlıyorum. Dijital olması. Evet, dijital olması. Tamam. Dijital bizim başımıza gelen bir şey. Dijital aslında bazı dünya problemlerini çözmesi için anlamlıydı. Neydi anlamı? Çalmadan kopyalayabilmek yani. Hani sendeki elmayı senden aldığım zaman senin elman kalmıyordu. Dijital bize bilgi boyutunda bunun yapılabilmesini sağladı aslında. Gerçekten yine bir maliyeti var. Sonuçta bilgisayarda çalışıyor, internet kullanıyor bilmem ne ama inanılmaz düşük maliyeti herkesin Mona Lisa'yı görmesini, herkesin güzel kitapları okumasını sağladı. Dolayısıyla esprisi zaten kopyalanabilirlik. Dijitalde sahiplik kavramı çok denendi. Firmalar çok denedi bunu. Dijital bir malı nasıl sahipli yapabiliriz? Kopyalanamaz yaparız. Var ya şu anda işte DRM'ler falan var. Kitapları kopyalanamaz yapmaya çalışıyorlar falan. Olmuyor. Yani ne yapsan başka bir yol bulmuyor, geçiyor. O zaman en son gelen konu şu. Bari kimin satın aldığını bilelim. Yani kaydını tutalım. Atıyorum ya bana gel bir şey üretti. Semih Çevik de bunu satın aldı. Bari yani atıyorum Avesta'da da bir kopyası var ama Semih'te orijinali olduğunu bilelim. Yani kopya kimde, orijinal kimde, bunu nasıl kaydını tutarız diye. Blockchain burada imdada yetişiyor. Blockchain'de bu veriyi tutabiliriz. Ve kripto art denilen bir konu var şu anda, bakabilirsiniz. Kripto art böyle ilerliyor, tamamen böyle. Ya geçen, yani bakayım haberi atmayayım bilgiyi de. Kripto art. Geçenlerde birkaç kripto art işi, evet bir tanesi 1 milyon dolara satılmış mesela. Bir tanesi 8.2 milyon dolara satılmış. Dolayısıyla dediğin olmuş durumda aslında. Yani şu anda 8 milyon dolara. Niye satılmış bilmiyorum 8 milyon dolara bir kripto art işi ama satılmış. Yani içinde Freud var mı? Çünkü blockchain üzerinden gittiği için aslında belki kendini attı, bilmiyoruz şu anda yani onu. Ama var. Kripto art'tan inanılmaz para kazananlar şu anda var ve böyle bir alan yürüyor. Evet yani bu alanda büyütülüyor bir şekilde şu anda. O yüzden başladı. Ama oradaki değer şu, sadece sahiplik değeri. Yani hani Mona Lisa benim diyebilmek. Herkeste bir kopyası var ama o benim falan gibi bir sahiplik şeyi var. İsim hakkı gibi bir şey satılmış oluyor aslında. Anladım. Teşekkür ederim. Benim bir sorum olacaktı. Sunum öncesi benim aklımda aslında şu vardı. Biz sanat robotları öğretiyor muyuz yoksa onların öğrenmesine vesile mi oluyoruz? Anladığım kadarıyla biz robotun sanatı öğrenmesine vesile oluyoruz. Sanatı yine robotlar öğreniyorlar fakat sanat duygusuz olmaz ve biz robotlara duyguyu öğretebilir miyiz ya da onların bunu öğrenmesine vesile olabilir miyiz? Tamam. Şimdi şu kavramı netleştirelim önce. İnsan nedir? Cyborg, cyborg nedir? Makine nedir? Makine bütün robotlar, aletler diye kapsıyor diye. İnsan biyolojik bir varlık. Değil mi? Yani biziz falan. Yani içinde ruh var mı yok mu tartışırız. Duygu var mı yok mu onu da tartışırız. Ama ne aşağı yukarı ne oldu biliyoruz hepimiz. Yani bunu nasıl tanımladığımızla ilgili. Çünkü sen bir şeye ruh diyorsundur, ben demiyorumdur. Sen bir şeye duygu diyorsundur, öbürü hayır o duygu değil, o hormon diyordur falan. Bir sürü açıklaması olabilir. Onu tartışırız ama biyolojik bir varlık.
Makine ise bizim genelde işte çeşitli aletler, ya yapay dediğimiz, yapay insan yapımı demek. Bu arada ilginç bir şekilde işte artificial ile aynı kökten gelir. Yapılan şeydir aslında. Sanat da öyledir. Tanım gereği. Biz bir şey yapıyoruz değil mi? Bir makine yapıyoruz. Alet var. Nedir? İşte biz bu aletle ortaklı çalışmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte beraber tarlayı sürüyoruz. Ben aleti tutuyorum, ilerletiyorum. Alet de toprağa deniyor mesela. Bir şey yapıyor. Toprağı çeviriyor. Aletle insan ortaklı çalışmaya başlıyor. Başta bu alet küçük. Yani çatal, bıçak falan. Yani çatal sonra geliyor da kaşık, kap vesaire gibi aletler var. Sonra alet büyüyor. Yani o saban gibi falan koca aletlere geliyor ve alet kocaman olmaya başlıyor. İnsanın fiziksel boyutuna yakın alet artık. Böyle yani beraber bir şey yapıyorlar gibi. Sonra bazı aletler insanın içine girmeye başlıyor. Ne demek içine girmek? Fiziksel olmak zorunda değil bu içine girmek. Yani gözlüğünüz mesela öyle artık. Unutuyorsunuz yani parçanız. Cep telefonunuz öyle. Kulaklığınız bir anda unutuyorsunuz mesela. Kıyafetleriniz öyle. Çorabınız olduğunu gün boyunca hatırlamıyorsunuz ama çorap aslında bir alet ve işimize yarıyor yani günlük şeyde. Dolayısıyla bir siborglaşma dediğimiz, yani aletle insanın birbirine uyuması, geçmesi durumu, yani simbiyosis kavramına benzemeye başlıyor. Dolayısıyla bu siborglaşma önemli bir konu. Biz sanat aslında aletlerin çoğunu daha iyi siborg olabilmek için yapıyoruz. Yani aletlerle sanat yapıyoruz. Yine biz yönetiyoruz, onlar bize hizmet ediyor falan ama bir süre sonra alet o kadar karmaşıklaşıyor ki, üzerimize giydiğimiz cihaz o kadar garip hale geliyor ki diyoruz ki ulan ben mi karar verdim, o mu karar verdi falan gibi bir soru başlıyor. Yani baştan %70-80'i benken şimdi %60'lara inmiş durumda, o yüzden kafamız karışmaya başladı. Çünkü sizin başınıza geliyordur, internetten bir algoritma buluyorsunuz, makine bir şey yapıyor, oha diyorsunuz yaptı falan. Siz yapmadınız yani, o yaptı yani. Çünkü şaşırabiliyorsunuz buna mesela. Sanatçıların çok başına geliyor. Benim başıma geliyor yani. Deniz Baz'ın şiirlerini ben hepsini okumadım mesela. Yani arada bir oha bunu mu yazmış deyip açıp kitaptaki şiirlerin tamamını bile okumadım. Yani bilerek okumadım ya. Yani. Okumamam lazım zaten. Onun şiirleri arada bir sürpriz olabilir bana yani. Geçen bir program çekiyorduk. Rastgele bir şiirini okuyacaktım. Açtım ve hiç karşılaşmadığım bir şiir okudum. Mesela orada bir beni ilgilendiren taraflar bu karşılaşma anları aslında. Burayla ilgilenen kişiler varsa posthümanizm ve transhümanizm kavramlarına bakabilirsiniz. Yani insan sonrası ve insan ötesi falan gibi. Tam kötü çeviri yaptım ama posthümanizm ve transhümanizm konuları biraz bunlarla ilgileniyor. Özellikle son dönem feminist yazarların çoğu da bu kavramlarla ilgileniyor. Zaten onları bulacaksınızdır. Orada bir sistem düşüncesi, beraber olma, siborglaşma falan, Haraway'in siborg manifestosu falan var. Şimdi soruna geleceğim buradan. Genelde siborguz, onu demek istiyorum. Ya makineye öğretmiyoruz da, yani makine kendi kendini öğrensin şeyin diyoruz. Sanat duygularla yapılır. Şimdi duygu ne demek? Şöyle diyelim, akıl ne, duygu ne? Mesela sen diyorsun ki, kötü hissediyorum. Mesela. Öbürüne diyorsun ki, 100 lira borcum var. Mesela. Bu biri net bir şey değil mi? Kötü bilmiyoruz ama yani. Hani bir akıl sanki böyle net olanlarmış gibi geliyor bize. Yani öyle adlandırıyoruz. Duygu da böyle tam belli değil yani. Biraz çatı terim dediğimiz değil mi? Umbrella term denilen yani. Yani iki kişi kötü hissediyor olabilir ve bambaşka sebeplerden dolayı hissediyor olabilir. Şimdi bu çatı terim dilden kaynaklanıyor. Gerçekten kaynaklanmıyor. Biz o gerçeği iyi anlamadığımız için birçok farklı şeye ortak terimi sunuyoruz. Bir psikoterapiste gitseniz kötü hissediyor demez. Vakayı anlatır mesela. Anlatabildim mi? Mesela o çatı terim kırılır orada. Yani ayrıntıya girer. O zaman da taklit edilebilir olmaya başlayabilir. Anlatabildim mi? Duygunun ne olduğunu anlamakla ilgili bir sürü felsefi metin var aslında. Bakabilirsiniz ve duyguları taklit edebiliriz. Yani duygu aslında şöyle bir şey gibi oluyor. Ben aklımla plan yapıp bazı şeyleri bulabiliyorum. Sezgimle bulabiliyorum. Yani benim makinem yetmiyor onun hesabını yapmaya ama sezebiliyor. Yani yapay sinir ağlarına benzemeye başlıyoruz burada. Tam niye yaptığımızı bilmiyoruz ama böyle. Ya ben o çocuğu çok seviyorum ama niye seviyorum bilmiyorum falan diyoruz yani. Çünkü var bir şey ama makine, yani bu makine, yani ben kendimi anlamak için tasarlanmış makine değilim. Yaşamak için, doğada hayatta kalmak için öyleyim. Yani kendimi anlamak çok kompleks bir problem. Kendimi anlamak için bütün dünyadaki filozofları, bilim insanlarını, düşünürleri falan kullanıyorum yani. Onları okuyorum falan. Beraber çalışıyoruz. Ya yani bir insanın aklının içinden ne geçiyor diye anlamak için sosyoloji, psikoloji, işte cognitive science, işte bilişsel bilim falan bir sürü alanı öğreniyoruz. O yüzden yapılamaz değil gibi duruyor. Yapılabilir gibi. Şimdi sanat
bu tip şeylerden anlamak için sanatın ne işe yaradığına bakmamız lazım aslında. Duyguyu da geçtik diyelim. Bu da çok kolay bir soru değil. Çünkü sanat sürekli tanımını değiştiren bir şey. Benim oradaki derdim şu. Analitik araçları ve bu tip yöntemleri kullanarak bunları anlamaya çalışmak ama oradan bulduklarıma tapmamak. Yani anlatabildim mi demek istedim? Yani duygu nedir? Mesela şöyle bir şey yazdık atölyede. Biri dedi ki işte Deniz Yılmaz aşk şiiri yazabilir mi falan, bir tartışma oldu. Yazmayacağına karar verdi falan fanları ve yazmadı. Biz dedik başka bir şair yapalım. Bir tane başka şair yaptık. O şair romantik şiirler yazacak. Ya dedik, nasıl romantizmi nasıl anlayacak bu? Değil mi? Romantik şiir tam dediğin gibi mesela. Ve oturduk bir romantizm vektörü çıkardık. Var şeyde GitHub'da. Kodun yani Python bilenler bakabilir. Aşk şiirlerinin unutulmaz robotu diye. Aşk şiirlerinin unutulmaz robotu Asur diye bir şey GitHub'da duruyor. Yazan kişi de çok sevdiğim ve çok iyi yazılım yazabilen bir arkadaşım olduğu için bu yani teoriyi bilen biri. O yüzden çok okunabilir bir kodu var. Python, pure Python sevenler için çok güzel olacaktır. Tabii veriler yok bu arada içinde yani. Çünkü korpusu kendiniz eklemeniz lazım. O bizim yazdığımız metinler olmadığı için metin derlemeniz gerekiyor çalıştırmak için ama mesela burada romantizm vektörü şuydu. Çok basit. Aşk romanları verdik yazılıma. Normal romanlar verdik. Dedik ki bir kelimenin aşk romanlarındaki frekansı normal romanlara göre yüksekse o kelime romantik bir kelime. Yani daha çok aşk romanlarında geçtiyse o kelime. V mesela hem onda eşit olmaz. V öyle değil. Alakasız. Diyorum, termosifon normal romanı daha çok geçmiş. Aşk romanı geçmemiş. Antiromantik o zaman termosifon falan. Atıyorum işte acı mesela aşk romanlarında daha çok geçmiş. O zaman acı romantik bir kelime gibi. Kelimenin romantizm skorunu çıkarttık. Buradan da bütün şiirin romantizm vektörünü çıkardık. Yani sapıtmadı mı? Sapıttı. Fransızca ne görse romantik zannetti. Çünkü aşk şiirlerinde Fransızca şiirler sızmış araya. Yani böyle şeyler oldu. Ama yani bu bir yaklaşım. Tabii ki duyguyu vermeyecektir ama verebilir. Mesela sarkazmdan patlıyor genelde. Yani romantikmiş gibi davranan Nobran çalışmaları çok güzel yapıyor. Yani dalga geçiyor aslında mesela. Yani sevgililer gününüz mübarek olsun falan diye şiirler yazdı mesela yani. Hani trollüyor aslında biraz. O yüzden duygulu mu değil mi bilemiyorum ama çok güzel şiirleri oldu. Onu söyleyebilirim. Yani o araştırmaları başarmak için yapmıyorum aslında. Onu demek istedim. Anlamak için yapıyorum. Yani başarı çok şey bir şey ya. Basit bir şey yani. Aramanın yanında çok hafif bir şey. Yani onu söyleyebilirim. Arama yolculuğun kendisi çünkü yolculuk ilginç aslında. Dolayısıyla böyle bir şey olamayacaksa da yaparım ben yani. Yapmak çok eğlenceli. Ben bir sürü şey keşfediyorum yaparken. Orasına bakıyorum daha çok aslında. Başarmaya bakmıyorum mesela. O yüzden robotlar bizi öldürecek mi? Robotlar sanat yapacak mı? Sorularının cevabı beni zerre ilgilendirmiyor. Ama oralara giderken, onları düşünürken bulduğum şeyler çok güzel. Yani bana ışık tutuyor. Aha ben böyle biriyim değil mi diyor mesela. Yani onu görüyorum. Yani bir robot nasıl fikir bulacak? Yeniden sanat eseri nasıl fikrini üretecek diye bir sürü insanla görüşüyorum ve oradan bir formül yaratıyorum ve bakıyorum formül hiç fena değil yani. Hani böyle çok iyi değil ama oha ben bunu mu yapıyorum aslında falan onu anlamaya başlıyorum vesaire gibi gibi. Yani deminki o masalın biçim bilimini okuduğunuzda masalların büyüsü bozulmuyor. Tam tersine kötü masallarla iyi masalları tak diye ayırt edebiliyorsunuz. Ha bu bunun aynısı diye bir okur yazarlığınız artmış oluyor aslında. Çok teşekkür ederim. Evet. Aslında birçok sorunun da cevabını aldım. Açıklamanıza teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Bir de hazır duygulardan bahsetmişken, sanatında duygularla yapıldığını söylemişken şunu sormak istiyorum. Biz yapay zekalara veya robotlara duyguyu öğretebilir miyiz? Öğretemezsek ve kendi sanatlarını yaptıkları zaman onlar duygu yerine herhangi bir unsur ekleyebilir mi? Eklerlerse bu unsur ne olabilir? Şimdi duygu çok geniş bir kavram. Memo Akten'in, bulabilir miyim bilmiyorum şu anda. Memo Akten önemli sanatçılardan biri bu alanda. Medium'da çok güzel yazıları var. Gladiatorness kavramını anlattığı bir tane şey var. Bilmiyorum, bulamadım. Gladiatorness nasıl yazılır onu bile bilmiyorum. Gladiatörlük gibi. Yani şunu yapıyor. Bir yapay sinir ağını gladiatöre benziyor mu biri acaba diye eğitebilir miyiz? Yani bir
yapay sinir ağı düşünün. Sizin fotoğrafınıza bakıyor. Sen %20 gradyatörsün diyor. Öbürüne bakıyor %80 gradyatörsün diyor. Şimdi aslında bu yapılabilir değil mi? Hani yani fena çalışmayabilir. İşte duygu dediğimiz şeyler böyle sıfatların birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla bilgisayar duyguyu simüle edebilir. Yaşıyor olmaz. Evet, yani uçaklar uçuyor mu? Gemiler yüzme biliyor mu sorularına benziyor. Yani gemiler yüzmeyi bilmiyor olabilir. O kavrama nasıl baktığımızla ilgili bu aslında. Ama dediğim gibi yani o şöyle örnek vereyim. Şöyle bir cevap vereyim aslında. Evet, 2040 yılında yapay zekanın ürettiği eserleri dinleyeceğiz. Severek dinleyeceğiz. İlginç olduğu için değil. Aa, yapay zeka mı yapmış diye değil. Ya ben onu seviyorum diyeceğiz. Yani bizi bizden daha iyi tanımlayacak hale gelecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünyadaki bütün müzisyenleri alın. Bütün enstrüman çalanları alın. Bütün güzel sesleri alın. Bunların en iyilerini atın. Ortalamaları kalsın. Bunların size özel beste yaptığını düşünün. Yapay zeka bunu yapabilecek. Beni bedava yapabilecek. Seni çocukluğundan beri bilecek. O an ne hissettiğini bilecek. Ve arkadan sen böyle heyecanlandığında işte sen ne istiyorsan, trompetleri istiyorsan o gelecek, davulları istiyorsan o gelecek yani o anda. Yani ayağa kalkıp tuvalete gittiğinde ona göre bir müzik gelecek. Yani bunu yapabildiği için dinleyeceğiz. Ve ilişki kurmamız artacak gitgide. Yani o siborglaşma diye anlattığım kavramdaki oranımız yavaş yavaş düşecek. Zaten bunu şuradan anlayabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili sorduğunuz her soruyu şirketler için sorun. Cevabını orada bulursunuz. Zaten buradayız. Şirketler zaten öyle sistemler. Bir şirketin kendi kararları var arkadaşlar. Şirketin içindeki hiçbir kimse suç işlemediği halde şirket suç işleyebiliyor. Bu çok ilginç bir konu. Hukukta da var bunun tanımı. Dolayısıyla şirketin bir varlığı var. Tüzel kişiliği var. Ya bir şirketler hepimizden daha fazla mal sahibi. İstanbul'un en güzel yerleri şirket. Şirket kim? Değil mi? Yani aslında yani robotlar mal sahibi zaten. Oraları biz çoktan geçtik. Yani baktığınızda robot deyince böyle garip geliyor yani. Şey gibi yapay zeka niye hoşumuza geliyor? İçin zeka var. Yani onun adı başka bir şey olsaydı bu kadar ilgilenmezdik o kadar. Makine öğrenmesi deyince kimse bakmıyor mesela alana. Anlatabildim mi? O popülerliği gidiyor yani. Ama zeka diyor ya bize laf ediyormuş gibi diyor. Duygu da öyle. Şimdi biz ona duygu demeyiz olur. Başka bir şey deriz. İnsanların egosu. Çünkü insanlar şeydir böyle yani. O drama başlarına gelsin istiyor. Bilim kurgu hikayeleri hep öyle değildir. Yani insanlığın başına bir şeyler gelir. Ve lanet olsun insanlık kurtulur, o işte rakibini yok eder ve aşar ve başarır. Bu tamamen bizim çocukluğumuzdan kaynaklanıyor. Yani birileri bizi sevsin, önemli olalım hissi. Bilimle uğraşan insanlar bunu bilir. Bu antroposentrik, insan merkezci düşüncenin temelidir. Ve biraz tehlikeli bir yerdir. O yüzden o post insan sonrası dediğim kavramlar biraz bunları eleştiriyor. Yani işte nasıl Kepler dünyanın, evrenin merkezi olmadığını söylediğinde herkes ayaklandı. Nasıl Darwin insanın çok önemli bir canlı olmadığını söylediğinde herkes ayaklandı. Ya da Einstein işte bu gerçeklik o kadar da gerçek değil dediğinde hadi o kadar anlamadık ki hoşumuza gitti o ayrı konunu reddetmedik belki ama anlamadığımız için reddetmemiş olabiliriz. İnsanı merkezine iten her tür bilimsel buluş aslında şeydir. Reddedilir yani. Çünkü biz merkez olmayı seviyoruz aslında. Hikaye biraz onunla ilgili. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim bir sorum var. Sormam gerektiğinden emin değilim ama sizce yapay zeka sanat yaparken sanatı kendi içerisinde asimile edebilir mi? Eder. Her yapılan eser. Asimile demeyelim de değiştirir. Evet. Yani eser, her eser bir sonraki eseri değiştirir aşağı yukarı. Yani sanat akımları dediğimiz şeyler böyle olur aslında yani. Modaların bir kısmı yapaydır, bir kısmı gerçektir yani. Dolayısıyla eserler doğayı, yani sen şey gibi bu, kaotik sistemlerde vardır bu aslında yani. Basit örnek arıyorum. Resim yapıyorsun. Boş bir kağıt var. İlk çizgiyi çektiğin anda resmin değişiyor. Yani kafamdakini yapamıyorsun genelde. Bir çizgi çekiyorsun, bir bakıyorsun. Tekrar bir çizgi çekiyorsun. Anlatabildim mi? Yani mesela her hamle bir sonraki hamleyi etkileyecektir. Yani. Bunu yapmamak çok zor zaten. Ve dünyanın kaosunu düşün. Ve kağıtta biz çok daha planlı gidebiliriz yani gerçekten. Gözlerimiz kapalı ezbere yapabiliriz olabilir ama dünya çok kaotik. Mesela her hamle bir sonraki hamleyi etkiler. Ne kadar etkiler? Az etkiler ama etkiler. Yani bir kümülatif bir şey var. Yani bu şeye benziyor işte. İkinci dereceden kaotik sistemler diye geçiyor.
Bir yazılım yazdım. Yarınki dolar TL kurunu biliyor. Tamam. Oo süper değil mi? Ben buna zengin olurum diyorum. Yazılımın yarınki bildiği kurla satın alma yapıyorum. Satın alma yaptığım için bu hamle o yazılıma dahil olmadığı için yazılım bozuluyor. Bunun gibi yani, anlatabildim mi? Hamle kendini etki ediyor. O yüzden etki edecektir. Her eser bir sonraki alanı değiştirir. O yüzden mesela şu anki eserlerin ne olduğunu anlamak çok zor. Bu 30-40 yıl sonra biri diyecek ki kardeşim orada resim heykel falan değil işte bak. Yazılımlar eserdi diyecek mesela. Tarih öyle yazılacak yani. Anladım. Teşekkür ederim. Var mı soru? YouTube'dan da bakıyorum. Biraz bu konuştuklarımızın dışında kalacak ama sizce doğru sanat eğitimi nasıl olmalıdır? Yani doğru sanat eğitimi diye bir şey var mıdır veya sanat eğitimiyle mi öğretilir? Yani eğitimi genel olarak konuşabiliriz. Şöyle diyebilirim. Doğru diye bir şey olsaydı, doğrular var. Temel gerçekler var diyeyim daha doğrusu. Doğrular yok da gerçekler var. Bir insana gerçekleri anlatabilirsiniz. Okey, yani bak bu gerçek, şu olunca bu oluyor diyebilirsiniz. Doğrular pek yok. Doğrular değişiyor gibi. O yüzden bir insanın doğrularını bulmasını sağlayacak ortam yaratabilirsiniz. Doğrularını bulmasını hızlandırabilirsiniz. Başka şeyleri denemesini ve kendi doğrularını üretmesini sağlayacak ortamlar. Yani nedir bunlar? Alan açabilirsiniz. Öğrenciye deneme yapabileceği alanlar bırakabilirsiniz. Katılımını sağlayabilirsiniz. Yani bir sınıfta öğrenciler konuşmuyorsa orada öğrenme gerçekleşmiyordur. Çok basit. Dolayısıyla çoğu zaman eğitimde öğrenme gerçekleşmiyor aslında. Yani. Gerçekten öğrenme karşılıklı bir şey. Beraber yaptığınız bir şey. Yani tabii ki şu olabilir. Bir hoca alan açıyor olabilir cümlesiyle ama genelde orada hocanın yapacağı şey framework, yani yapıyı kurmaktır. Öğrenme alanı tasarlamaktır. Ve konuya karar verebilir. Müdahale edebilir. Yani şunu öğrenir misiniz diyebilir. Ama ne öğreneceklerine o kadar müdahale edemez. Yani küçük yaşta bunu vermenin yolları var. Katılımcı ve barışçıl sınıflar, işte bu şeylere bakabilirsiniz. Ben şey diyeyim aynı zamanda, başka bir okul mümkün derneğinde, işte biz anaokulu açtık burada Kadıköy'de, kooperatif kurduk vesaire. Bir sürü dernekte de bir sürü eğitimciyle beraber çalışıyoruz. Ve bu konulara bakıyoruz, yani nasıl, bunlar nasıl yapılır diye. Sanatta da aynı şey geçerli. Yani bugün sabah dersim vardı Marmara'da, güzel sanatlarda ve bence bunu konuştuk yani. Hani ne demek yani birine, ya da dün akşam bir toplantıda konuşmuş olabiliriz, emin olamadım. Birine şeyi göstermek yani, ben sanat hocasıyım ve sizi kendim gibi yetiştirmek istiyorum, doğruyu biliyorum demek değil yani. Arkadaşlar ben kendi doğrularımı böyle buldum. Size de bunlar için alan açacağım. Kendi doğrularımı tabii ki sonuna kadar savunacağım. Ama sizin de fikirlerinize saygı duyacağım. Beraberce egolarımızı işin içine katmadan, birbirimizi anlayarak, aşırı derecede anlaşarak değil, farklı olmamızı da kabul ederek, bu tartışmaları da sonuna kadar sürdürerek, güzel bir öğrenme alanı yaratalım mı diyerek başlayabilirsin. Bu başka bir şey. Dolayısıyla öğrenciler fazla muhafazakarsa, kapalıysa onları açacak şeyler. Fazla açıksa biraz başka yerleri göstermek. Yani öğretmenin olayı biraz o dengeyi gözetip o alanı yaratmak gibi geliyor. Ama kolay bir iş değil. Ama öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim ekstradan sormak istediğim bir şey yok. Diğer arkadaşların var mı bilmiyorum ama. Yok sanırsam. Şu an üzerinden de sorumuz yok. Zaten bir saatimizi de doldurduk. İyi zamanda yaptık. Süper. Çok güzeldi. Aynen, çok keyifli bir yayın geçti bizler için. Yani bizler çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Yavaştan da kapanışa geçiyoruz. Moderatörlerimize çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu hani sanatın artık bu kavramları daha iyi insanlara aktarmak bize için çok değerli bir şey. Dolayısıyla da bu yayında da bence çok güzel işlediğinizi düşünüyorum. Anlattıklarınız çok değerliydi. Arkadaşlarımız da zevk aldı. YouTube'dan da hani izleyici hiç çıkmadan yayınımızı takip etti. Güzel bir izlenme sayısına ulaştık. Bu bize için çok güzel bir şey. Tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim herkese. Bir sorunuz olursa iletişimde kalalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler.